Güvenç muhtarların sorunlarını dinledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç muhtarlarla bir araya geldi. Elektrik, doğalgaz ve bölgemizde olan imar problemleri için randevu talep ettik. Vekilimiz Celalettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Randevu verdi bugün için. Belediye Başkanımız Necati Tokay Bey ile beraber bu bölgemizde kaçak yapıdan kaynaklanan elektrik ve imar sıkıntısı, bir de artı doğalgaz için vekilimize teşekkür ediyoruz. Çözüm arıyor. Başkanımıza da teşekkür ederiz. İkisi beraber bir araya geldi. Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya Güvenç'in yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle muhtarlar katıldı. Bölgemizdeki önemli sorunlarından bir tanesi olan doğalgaz ve elektrik aboneliği ile ilgili konuyu masaya yatırdık. Arkadaşlarımızla bu konuyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz, muhtar kardeşlerimizle birlikte. Konunun ilgilileriyle de beraber irtibat kurarak bu soruna çözüm vermek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bölgemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi abonelik konusu. Vatandaşımızın bu elektrikle ilgili sorununu çözme konusu. İnşallah bu konuyla alakalı yapacağımız istişareler neticesinde bu önemli soruna da çözüm bulmak için hep beraber gayret gösteriyoruz. İnşallah bu konudan netice almak istiyoruz. Güvenç toplantıda muhtarların taleplerini aldı. Bir genel değerlendirme yaptık. Muhtarlarımızın da vatandaşlarımızın da çok iyi gördükleri ve izledikleri gibi mahallelerimiz bugün 2 yıl sonunda, 2,5 yıl sonunda düne göre çok daha yaşanabilir hale geldi. Altyapı eksiklikleri birer birer giderildi. Bugün de kıvançla gördüm ki İstasyon Mahallesi'nde, Eyüp Sultan Mahallesi'nde mahallelerimiz hakikaten çamurdan, çaylaktan kurtarılmış durumda. Ama bu mahallelerin gerek elektrik aboneliği, gerek doğalgaza kavuşması noktasında talepleri ve sorunları var. Bunu bu değerli muhtar kardeşlerimizden dinledik. Arkadaşla, Armadaş'la da hep beraber görüşeceğiz. Bu işleri nasıl çözebiliriz? Arayışı içerisinde olacağız. Gayemiz, amacımız bu güzel şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesidir. Daha çevreyle barışık bir hayatı ortaya koymaktır.